Gelmeyecek mi yine bu Merve kahvaltı ya? Kıza yüzünü görmek istiyorum dedin ya baba. O olay 15 gün önceydi. Yumuşadım diyorsun yani. Tamam söylerim. De bence sen gidip söylesen daha iyi olur. Kahvaltıdan sonra sen dışarıda bir dolaşsak olur mu? Belki benimle alakalı planlarını anlatmak istersin. Ne planı? Ya bir yanında çalışacağım ya senin. Onlarla alakalı bir yanı. Olur tamam. Ben babamı görmek istiyorum. Olmaz dedim Umut. Söyletme beni sürekli. Niye ama ya? Çünkü ben öyle istiyorum, tamam mı? Babam arıyor değil mi? Niye açmıyorsun? Umut, sus artık lütfen. Hadi bana biraz müsaade etmeliyim, hadi. Ne var, ne istiyorsun? Sevgili eski karıcığım, 10 defadır arıyorum seni, niye açmıyorsun? Ya sen ne kadar adi, ne kadar aşağılık bir adamsın ya. Sana geldiğimi nasıl haber verirsin babama? Senin verdiğin sözlere hiç mi saygın yok Ertan? Bana bak. Sen benden boşandıktan sonra ağzın fazla bozulmaya başladı ha. Babanın bana yaptıklarından haberin var mı senin? Kiralık katilleri göğsüme 3 kurşun sıktı. Şansa bak ki o gün en sevdiğim çelik eleğimi giymiştim de kurtuldum. Geberseydin keşke. Ve dualarını dinlemek için aramadım. Bugün cumartesi oğlumu görmek istiyorum. Evden birine söyle Umut'u villaya getirsin. Rüyanda görürsün. Merve bu benim yasal hakkım. İstersem Umut'u haftada bir kez görebilirim. Ya yasaları senden öğrenecek değilim. Göstermiyorum o kadar tamam mı? Lan bana bak. Ya o çocuğu gönderirsin ya da gelir ben alırım. E gücün yetiyorsa gel al o zaman. Madem benimle çalışmak istiyorsun, bizim madencilik şirketinde işe başlarsın. Müdür yardımcılarından birinin asistanı olarak çalışırsın. İşi öğrenirsin. Biraz piştikten sonra ilerisine bakarız. Hiç böyle düşünmemiştim. Ne düşünmüştün? Ne bileyim Ertan'ın eski pozisyonu gibi bir şey. Sana daha yakın olabileceğim bir yer. Oraya gelebilmen için 1000 fırın ekmek yemen lazım. Hem şimdi Fatih var. Fatih'e dönüp sen kenara çekil, ben oğlumla çalışacağım diyemem. İyi o zaman. Onun yanına ver beni. Onun yanında pişeyim pişeceksen. Bakarız. Ya baba ikidir bakarız diyorsun. Bir net bir şey söylesen. Ne oluyor Fatih? Baba artık yakın korumasız gezmem ben lazım. Ertan her an bir manyaklık yapabilir. Ben etrafımda koruma ordusuyla dolaşamam. Bunu öğren artık. Ama baba, Ertan'ın artık 1 numaralı hedefi oldun. Böyle gezmemen lazım. O can bana ait değil. Allah'a ait. O istemedikçe kim sağlamaz onu? Merak etme sen. Açın lan kapıyı. Bas git buradan Ertan Bey. Oğlumu almadan şuradan şuraya gitmiyorum. Kapı bir, cevap ver kapı bir. İndirin silahları. Silahları indirin dedim.
Ne işin var senin burada? Şerefsiz. Seninle bir işim yok Topçuoğlu. Oğlumu alıp gideceğim. Benim cesedimi çiğnemeden torunumu alamazsın. Bak moruk, haybeye kan dökülsün istemiyorum. Zaten mahkeme bana haftada bir kez oğlumu görme izni verdi. O zaman git mahkemeye. Topçuoğlu oğlumu göstermiyor diye dava aç. Gerekirse onu da yapacağım zaten. Şimdi oğlumu gönder gideyim. Bak, insan bir şeyi, değer verdiği bir şeyi elde etmek için çok uğraşır. Onu elde ettikten sonra da alır bir kenara atar. Onun değerini en çok ne zaman anlar biliyor musun? Kaybettiği zaman. Sen var ya, artık sadece kağıt üzerinde Umut'un babasısın. Bana ve aileme ihanet ettiğin gün bu iş bitti. Lan ihtiyar, canımı sıkma benim. Bana bak. Babamı duydun. Şimdi defol git buradan. Baba! Oğlum! Umut buraya... Baba geldin. Geldim oğlum, niye gelmeyeyim ki? Hadi gel, arabamıza binip gidelim. Bugün ne yapacağız baba? Bugün sen ne istersen onu yapacağız, tamam? Bir çocuğu evde tutamadın. Evet tutamadım. Siz de almasaydınız Ertan'ı içeri. Çocuk yeri göğü inletiyor sabahtan beri babama gideceğim diye. Vursaydın ağzına bir tane otursaydı. Öyle mi? Senin bana yaptığın gibi mi? Ya Umut Ertan'da kalsın daha iyi. En azından elini kaldırmadı çocuğa. Bana akıl vereceğine bir şey yap bu halde. Sen kanun adamısın. Benden daha iyi bilirsin kanunları. Git hakime anlat Ertan'ın nasıl bir psikopat olduğunu. Biz de çok melek sayılmayız, tamam mı? Ertan da çıkıp eski kayınpederimin silahlı adamları var dese bitti, tamam. Sen bir şey yapamıyorsan ben bir şey yaparım o halde. Alırım Umut'u, Ertan'ın bulamayacağı bir yere. Ta dünyanın öbür ucuna yollarım. Beni de gönder o zaman dünyanın öbür ucuna. Bilmiyorum farkında mısın ama o bir arada tutmaya çalıştığın ailen var ya, parça parça dağılıyor. Ve sen buna çanak tutmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. Merve buraya gel, daha sözüm bitmedi. Merve! Ailenin iyice çivisi çıkmaya başladı. Fatih. Buyur baba. 24 saat koruma vereceksin Umut'la Merve'ye. Korumaların haberi olmadan bu kapıdan dışarı adımlarını atmayacaklar. Merak etme baba. Ver şu silahı. Baba bende kalsın. Bırak silahı ver dedim. Silahı eline almadan önce aklını ve iradeni eğiteceksin. Silah sana hükmetmeden sen silaha hükmedeceksin. Yoksa Ertan gibi psikopat olursun. Her şeyin bir zamanı var, her şeyin bir sırası. Zamanı gelince bu silahı sana geri vereceğim. Söz. Peki baba.